La yestevi ashabun nari ve ashabul cennet. Madem ki peygamberlik, nübüvvet meselesi bitmiştir ama son peygamberin hükmü kıyamete kadar baki olması nedeniyle ama alemin de farklı farklı tecelliler, farklı farklı yaşayışlar, farklı farklı pozlar, tarzlar yaşaması nedeniyle din hususuna tecdide ihtiyaç duyduğunu yine Resulü Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor. Biz de bakıyoruz ki 1400 sene içerisinde her asırda ümmet farklı farklı dalaletlere girebilmiş. Bir ya da birkaç tane fitne, fücur, fesat, bid'atlar, hurafeler yer yer. İmam-ı Gazali zamanına bakıyoruz, ahlaki konuda bir takım zafiyetler yaşanmış. Bu konuları yine Orhan Bey'in söylediği gibi 15 dakikalık konuşmalarda, böyle panellerde, kısa süreli panellerde derinlemesine işlemek mümkün değil. Daha derinlemesine anlayabilmek için bu eserleri kaynağından okumak lazım. Ve bu eserlerin okunduğu mekanlara katılmak lazım, derslere katılmak lazım, sohbetlere katılmak lazım. Ki bu manalar zihinlerimizde daha iyi yer etsin, daha iyi anlayabilelim. Ve Risale-i Nur, Kur'an'ın bu döneme, bu zamana, bu asra, bu çağa hitap eden mesajlarını, derslerini ihtiva eden bir Kur'an tefsiri olduğu için Kur'an'ın manaları nasıl tükenmiyorsa, tükenmeyen bir hazine ise Kur'an, aynı mana Risale-i Nur'da da tecelli etmiş. Risale-i Nur'daki manaları keşfedebilmek için ömürler yetmez.